a lot of people saying a lot of things. But in the end, you gotta listen to yourself. 59 yaşındaki Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann bu yaz vizyona girecek ve Elvis Presley'in hayatını anlatan son filmi Elvis için heyecanlı olsa da sinemayı bırakmayı düşündüğünü açıkladı. Variety Australia'ya konuşan ünlü yönetmen, "Yolculuğumun geldiği noktadayım, başka bir film çekme zahmetine girer miyim?" diyerek hayranlarını endişelendirdi. Luhrmann, geçen ay Cannes Film Festivali'ndeki dünya premierinin ardından 23 Haziran'da Avustralya'da vizyona girecek Elvis filminin ardından farklı şeyler yapmayı düşündüğünü söyledi. İtalya'nın Milano kentinde yer alan dünyaca ünlü opera binası La Scala, 7 Aralık'ta başlayacak yeni sezonun Rus operası Boris Godunov'la açılacağını duyurdu. Reuters'da yer alan habere göre operanın kadrosunda Rus sanatçılar yer alacak. La Scala yönetimi, Ukrayna işgali nedeniyle kültürel yaptırımlara da uğrayan Rusya'ya ayrımcılık yapmadığını ortaya koymuş oldu. Kanadalı yazar Margaret Atwood'un ikonik kitabı Damızlık Kızın Öyküsü, sansür konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yanmaz bir şekilde üretildi. Atwood tarafından gerçek bir alev makinesiyle test edilen kitap, Sotheby's New York tarafından yapılan açık artırmada 130 bin dolara satıldı. Satıştan elde edilen gelirin 1 Temmuz 2021'den 31 Mart 2022'ye kadarki 9 aylık bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri okullarında 1586 kitabın yasaklandığını belirten bir rapor yayınlayan Edebi ve Özgür İfade Savunuculuğu Örgütü PEN Amerika'ya bağışlanacağı açıklandı.